Hoş geldiniz. Buyurun. Buraya misafirliğe gelmedim. Ne oluyor anne? Kemal, konuşmamız lazım. Tamam. Otur. Buyurun. Baş başa konuşmak istiyorum oğlumla. Anne, benim Bahar'dan saklım gizlim yok. Bu arada biz sözlendik. Biliyorum. Ben de seninle bu konuda konuşmak için geldim. Bunun üstüne konuşacak bir şey yok. Tebrik etmek istersen o ayrı tabii. Kemal, rica ederim. Niyeyse iyi şeyler söylemeyecekmişsin gibi geliyor bana. Ne söyleyeceğini bilmiyorum. Ama hiçbir şey bu durumu değiştiremez anne. Kemal, konuşmamız lazım. İstersen dışarı çıkalım. Lütfen. Dışarısı çok soğuk. Buyurun bize gidelim. Evet. Anlat ne anlatacaksan. Ben çıkayım. Çıkayım ben. Kal kal. Sen yabancı sayılmazsın. Kemal. Bu yaptığın olacak iş değil. Anlaşıldı. Anne, babam da sen de bana engel olamazsınız. Ben Bahar'la evleneceğim. Hiçbir şey bu durumu değiştiremez. Tamam. Belki babanla biz değiştiremeyebiliriz. Ama bir bebek her şeyi değiştirir Kemal. Kemal, Handan hamile. Ne? Bunlar rahat bırakmayacaklar sizi. Ya anne, öyle söyleme. Ne olursa olsun ben Kemal'i bırakmayacağım. Eminim, o da beni bırakmayacaktır. Yok yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Oraya gideceğim. Nereye? Oraya gideceğim. Ne söyleyecekse bana da söylesin. Kemal'in yanında olacağım ben. Yok, yok, buna inanamam. Hayır, hayır. Yalan. Ya bu da başka bir oyunu işte. Sizi dinlemek istemiyorum daha fazla. Maalesef doğru oğlum. Al, hastane raporu. Oyun bu. Hepiniz oyun oynuyorsunuz bana. Anne, neden anlamak istemiyorsun? Handan'ı sevmiyorum. Onunla olamam. Mecbursun oğlum. Bu oyun değil. O elindeki gerçek bir hastane raporu. Bak, eğer tam tersi olsaydı göğüs gererdim babana. Her şeye rağmen senin yanında olurdum. Ama yapamam. Olmaz artık. Anlasana oğlum, olmaz.
Handan'ın yanında olmak zorundasın. Handan senden hamile. Senin bebeğini taşıyor. Biliyordum geleceğinizi. Canım. Neden öğrendiniz benim burada olduğumu? Hastaneden bilgi vermişler. Hastane masraflarını ödeyelim diye geldik. Emine Hanım'a yeterince yük olmuşsun. Hayır hayır. Ben ödemenizi istemiyorum. Senin için değil. Emine Hanım'a olan borcumuzu ödeyeceğiz. Feride. İyiyim ben, iyiyim. İyiymiş. Neren iyi senin? Nasıl çalıştırıyorsun sen bu çocuğu böyle? Yok, ben istedim. Emine ablanın bana çok iyiliği dokundu. Bizim de zamanımızda Feride'ye çok iyiliğimiz dokundu. Ama dikkat et. Feride sırtından vurmayı çok iyi bilir. Feride. Annem gel otur sen. Nazire. Abla kız düşüyor. Aman. Yanıyor bu çocuk ha, yanıyor. Doktor falan mı çağırsak biz? Doktora borcum daha kadar. Çağıramadım. Sen ara, ben öderim. Aa, hastaneye falan bir şey etsek biz? Delirdin mi sen? Osman duyarsa öldürür bizi. Hadi arasana doktoru. Abla, bu evde tabii hasta olur bu çocuk. Her taraf rutubet, soba yanmıyor, buz gibi. Benim eve mi götürsek? Delirdin mi Nazire? Hadi sen mutfağa git. Bir aspirine suyla, üstüne de limon. Getir ateşini düşürelim. Tamam, tamam. Peki. Oh annem, oh annem. Ah. Annem, annem. Ah. Yanıyor ateşten. Zühre anne. Söyle. Yat. Zühre anne. Ben hep öksüz yetimdim. Ama hiç kimsesiz kalmamıştım. Hep sen vardın. Ne zaman düşsem, takılsam, tökezlesem, hep sen kaldırırdın beni. Hata etmişim. Daha lise birdeydim. Öğretmen çantamdan kopya bulmuştu. Hemen seni çağırdılar. Geldin apar topar. Sordun bana. Kızım yaptın mı böyle bir şey diye. Hiçbir şey söylemedim. Sadece gözlerine baktım. Döndün öğretmene. Benim kızım öyle bir şey yapmaz. Bu işte bir iş var dedi. Ama çantasından bulduk dedi öğretmen. Sen baktın gözlerime. Döndün öğretmene gururla. Ben kızımın ne yapıp ne yapamayacağını bilirim. Sonra gözlerime baktın. Tuttun elimden sıkıca. Götürdün beni.
Sus artık Feride. Zühre anne. Niye şimdi bana inanmıyorsun? Ben Cüneyt'i aldatmadım. Oğlumun adını bir daha ağzına alma. Ağaca dayanma çürür. İnsana güvenme. Ölür demişti Osman Bey seni eve getirdiğimde. Bu kızın masum yüzüne inanma. Masumiyet en büyük tehlikedir. Ne doğru söylemiş. Ne uğruna harcadın bizi? Şu eve bak, haline bak. Değer miydi? Selim nerede? Yok. Hak ettiğim buymuş demek. Zühre anne. Çağırdınız mı doktor? Geleceğim dedi de. Kız bayıldı gördünüz. Bitmez mi? Sigortası falan da yok ki hala olsun. Gerçi sizi çok üzmüş. Belli. Hiç mecbur değilsiniz parasını vermeye. Ama çok genç. Hem de içim el vermiyor sokağa bırakmaya. Hoş böyle giderse yol vermek zorunda kalacağım mecbur. Ne kadar lazım? 5000 bu zamana kadarki hastane masrafları. Bundan sonra da bir bu kadar olsa 10.000 yeter. 10.000 mi? Oho Zühre Hanım. Siz bulamazsanız biz ölelim. Bak kızın hali hal değil. Bir an önce hastaneye yatması lazım. Bu evin hali de belli. Soğuk, rutubetli. Benim de durumum yok. Para bugün benim elimde olsun ki götürüp hastaneye yatırayım. Görüyorsun halini. Tamam. Abla. Heh. Cüneyt. Benden nefret ediyor değil mi? Onu hiç aldatmadım. Sadece sevdim. Çok sevdim. Biliyorum bir tanem biliyorum da benim bilmemle olmuyor ki. Nerede o senin pisliği? Ha bilmiyorum. Benim onunla hiçbir alakam olmadı Nazire abla. Biliyorum kızım, biliyorum. Ah. Selim, her şeyi para için yaptı. Ama ben onu satın alanı biliyorum. Kim? Kim şu Allah'ın cezası? Osman Kozan. İçim parçalanıyor Yıldız. Hangi birine üzüleceğimi şaşırdım. Cüneyt'in halini bir görsen. Hala atamadı o Feride'yi içinden. Evlenecek ama Eylül'le. Seviyor, mutlu. Bilmiyorum. Sevmek için biraz kendini zorluyor gibi. Ya Eylül'le Feride'yi unutmak için evleniyorsa? Yok anne yapmaz öyle şey. Unuttu Feride'yi. Sadece öfkesi dinmiyor. Bilmiyorum. Çay alır mıydınız? Tam vaktinde. Eline sağlık. Teşekkürler. Ne işi var bu kızın bu evde? Anne. İçime sinmiyor. Olacak şey mi? Kızın parası yok, çalışıyor. Parası yokmuş. Kızım, o kız ağır kız kardeşi. Ya baban duyarsa? Yıldız ablacığım, burası bitti. Ben sizin odaya geçeyim mi? Geç canım. Bir bakar mısın? Buyurun. Malum, Mehmet Kemal sizin oralarda yaşıyor. Görüyorsundur da mutlaka.
Nasıl? İyi mi? İyi. Çok iyi. Çok mutlular. Yani ablamla çok mutlular. Kesin bir şey saklıyor bizden. Nasıl da kaçtı hemen? Ama dur. Ben onu konuşturmasını bilirim. Anneciğim, abartıyorsun biraz. Kızcağız senden çekindi. Ama ben bugün... Merhaba. Hoş geldiniz anne. Fermancığım, erkencisin, bir şey mi oldu? Kasaya bir şey bırakıp çıkacağım. Siz rahatsız olmayın. Ben de geleyim sana. Kader. Gel bakalım. Buyurun. Sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Hı? Mehmet Kemal'e bir şey mi oldu yoksa? Ha? Bir şey mi oldu? Yok. Niye kaçtın o zaman? Yok yani iyi. Aynı. Nasıl aynı? O öyle oralarda yaşamaya alışkın değildir. Ne yapar? Eğer ne içer? Parasız, pulsuz. Mahvolacak oralarda, hasta olacak. Siz merak etmeyin anne. Ben Kemal'le konuşacağım. İşten çıkmaya ikna edeceğim. İş mi? Sen ne kaş göz ediyorsun bakayım? Ha? Ne oluyor anlat bakalım. Siz bilmiyor muydunuz? Neyi? Kemal. Hamallık yapıyor. Ne? Benim oğlum hamallık yapıyor. Bir kız yüzünden ne hallere düştü Kemal. Anneciğim, bak kader burada. Yapma ne olur. Hem bu Kemal'in kendi tercihi, isteği. Ne tercihi Yıldız? Şirkette mis gibi işi dururken gidip hamallık yapması. O saçma hayatı yaşaması çocukluk. Başka bir şey değil. Ferman, oğlum ne olursun beni Kemal'e götür. Ben burada duramam. Gidip konuşayım bari. Ne olur oğlum. Anneciğim, bak Ferman konuşacağım dedi. Şimdi sen gidersin, babam bir duyarsa. Ben ne yapayım? Elim kolum bağlı. Kemal oralarda, burnumda tüterken. Ay anne. 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 Kader su getir. Ferman bir şey yap. Anne. Anne ya anne. Çok şükür biraz düzeldi. Yıldız abla, benden istediğin başka bir şey yoksa ben hazırlanıp çıkayım mı? Yok canım, çık. Ay kader. Mehmet Kemal'e sakın bir şey söyleme tamam. Merak etme Yıldız ablacığım, hiçbir şey söylemem. Kızın parası yok, çalışıyor. Parası yokmuş. Kızım o kız Bahar'ın kız kardeşi. Ya baban duyarsa? Yıldız ablacığım, burası bitti. Ben sizin odaya geçeyim mi? Geç canım. Bir bakar mısın? Buyurun. Malum Mehmet Kemal sizin oralarda yaşıyor. Görüyorsundur da mutlaka. Nasıl? İyi mi? İyi. Çok iyi. Çok mutlular. Yani ablamla çok mutlular. Kesin bir şey saklıyor bizden. Nasıl da kaçtı hemen?
odur. Ben onu konuşturmasını bilirim. Anneciğim, abartıyorsun biraz. Kızcağız senden çekindi. Ama ben bugün... Merhaba. Hoş geldiniz anne. Ferman'cığım, erkencisin. Bir şey mi oldu? Kasaya bir şey bırakıp çıkacağım. Siz rahatsız olmayın. Ben de geleyim sen. Kader. Gel bakalım. Buyurun. Sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Hı? Mehmet Kemal'e bir şey mi oldu yoksa? Ha? Bir şey mi oldu? Yok. Niye kaçtın o zaman? Yok yani iyi. Aynı. Nasıl aynı? O öyle oralarda yaşamaya alışkın değildir. Ne yapar? Eğer ne içer? Parasız, pulsuz. Mahvolacak oralarda, hastalanacak. Siz merak etmeyin anne. Ben Kemal'le konuşacağım. İşten çıkmaya ikna edeceğim onu. İş mi? Sen ne kaş göz ediyorsun bakayım? Ne oluyor anlat bakalım. Siz bilmiyor muydunuz? Neyi? Kemal. Hamallık yapıyor. Ne? Benim oğlum hamallık yapıyor. Bir kız yüzünden. Ne hallere düştüm Kemal. Anneciğim. Bak kader burada. Yapma ne olur. Hem bu Kemal'in kendi tercihi, isteği. Ne tercihi Yıldız? Şirkette mis gibi işi dururken gidip hamallık yapması. O saçma hayatı yaşaması çocukluk. Başka bir şey değil. Ferman. Oğlum ne olursun beni Kemal'e götür. Ben burada duramam. Gidip konuşayım bari. Ne olur oğlum. Anneciğim, bak Ferman konuşacağım dedi. Şimdi sen gidersin, babam bir duyarsa. Ben ne yapayım? Elim kolum bağlı. Kemal oralarda, burnumda tüterken. Ay, anne! 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 Kader su getir! Ferman bir şey yap. Anne! Anne ya, anne! Çok şükür biraz düzeldi. Yıldız abla, benden istediğin başka bir şey yoksa ben hazırlanıp çıkayım mı? Yok canım, çık. Ay, Kader! Mehmet Kemal'e sakın bir şey söyle. Merak etme Yıldız ablacığım, hiçbir şey söyleme. Onlar ne? Feride'ye yaptığımız el işleri. Osman Bey'den kurtardıklarımız işte. Çöpe at onları. Ablam ama... Ne diyorsan onu yap Nazire, uzatma. Nazire, bunlar ne? Bunları niye atmadın? Hı? Elim varmadı, atamadım. Nasıl yani? Ablam, sizin kadar kolay silemiyorum ben insanları. Nazire? Bana göre Feride suçsuz. Öyle mi? Bravo Nazire. Berat'a yapılsaydı aynı şey. Sevdiği ona ihanet etseydi ona da bu tavrı mı gösterecektin? Ha? Selam. Çok özür dilerim. Gelinlikçiye yetişemedim değil mi? Hoş geldin kızım. Senden haber çıkmayınca biz de gönderdik. Hay Allah. Ama katalogları bıraktı. İstersen birlikte bakalım ha? Tamam, şunları bırakıp geliyorum.
de cenazeden bahsediyorsun. Yeter artık Nazire. Çok sıktın içimi. Peki hanım. Ben gideyim, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hı? Of Nazire, of! Bayağı bir uğraşmamız gerekecek. Olsun, hep beraber hallederiz nasılsa. Her şeyi kendi ellerimizle yaparız. Birkaç gün hallederiz gerçi. Kemal, sence ne renge boyasak burayı? Bilmem. Maviye ne dersin? Böyle açık, ferah bir şeyler olsun. Senin bu kızın var ya vallahi çocuk ha. Önce üzülüyor üzülüyor, sonra bir şeker veriyorsun hemen seviliyor. Kalbi güzel benim kızım. Anne. Yarın bir ablamı sevindirelim mi? Nasıl yani? Bunlar nikah gününü aldılar. Gel biz seninle yarın bunların kınalarını yapalım ha. Yapalım valla. Aa oğlum, Sevgi teyzeler ya. Ya anne, yürü hadi. Oğlum, ayıp ama. Hadi gel. Gel hadi gel. Aa, hadi. Komşu. Kolay gelsin. Hoş geldin Nazire. Hayırlı olsun. Yok oğlum. Kemal'i işten baban attırmamıştır. Yanlışım var, yapmaz öyle şey. Yani babamı tanımıyormuş gibi konuşma anne. Onu bu aralar birinin durdurması gerekiyor. Bak hala gelmedi. Kim bilir nerede. Sağ ol Nazire abla. Sağ ol Nazire. Eylül. Eylül iyi misin? Of. Tamam tamam iyiyim. Hay Allah. Nazire dikkat etsene. Elimden kaydı valla. Tamam Nazire Hanım, önemli değil. Şimdi değiştiririm üstümü. Ay Allah. Hadi kızım git çıkar üstünü de Nazire yıkasın, leke kalmasın. Aman. Yani bir kahve zevkimiz vardı. Neyse ben de odama çıkayım. Şu hale bak, şu hale bak. Sen de nasıl döktün hayret. Elimden kaydı abla. Valla. Şeytan gibi ha. Sen olunca başka davranıyor, sen olmayınca başka davranıyor. Vallahi. Ağzından çıkanı kulağın duysun Nazire. Bu kız dediğin yarın öbür gün Cüneyt'in karısı olacak. Alışsan iyi olur. Hadi. Yaptığın yapacağını yine. Yürü topla şuraları da ben de bari bir ellerimi yıkayayım. Alo Cenk, nedir durum? Geldiler mi? Henüz gelmediler ama toplantı odası hazırlandı. Kameralar ayarlandı. Dua edelim gelsin. İşte, kuş kafeste. Osman Kozan geldi. Sorun çıkmaz. Sen net konuştun değil mi? Bekleyeceğiz. Herhalde sana haber vereceğim. Hadi
Fermancığım, yemek birazdan hazır olur. Sen iyi misin? Çok yorgun görünüyorsun. Yok, iyiyim. Sen ne yaptın? İşte ne yapayım? Aynı şeyler. Bir şey yok. Ya Ferman, ben senden bir şey isteyebilir miyim? Kader içinse isteme. Yapamam. Kader için değil. Kemal için. Ne istiyorsun? Bir mimarlık bürosunda işe başlamış. Çok merak ediyorum. Bir araştırsana. İşe başladığı doğru da yaptığı iş mimarlık değil. Nasıl yani? Sen bir şey mi biliyorsun? Bugün gördüm onu. İş yaptığımız depoların birinde hamallık yapıyordu. Bunlar bundan sonra bir anlaşmazlık olmayacaktır. Her şey yoluna girmiştir. Tamam mı? Anlaştık. Yaparsın bunu Kemal'e Osman. O senin canın, evladın. Hiç mi acımadın? Bana bak Zühre. Beni delirtme. Hem bu rezalete ortaksın, hem de geçip karşıma o zibidiyi koruyorsun. O senin oğlun Osman. Hangi baba evladını böyle küçük düşürür el alemin içinde? Onuruyla, gururuyla oynar. Azıcık gurur olsa o sefaletin içinde yaşamaz. O kadar uzun boylu değil Osman Bey. Orada dur. Bu sefer oğlumun arkasındayım. Çocuk ilk defa alnının teriyle para kazanmaya çalışıyor. O İzbelik'te mi? Ama doğru. Anası ne ki oğlu ne olsun. Yazık be. 30 yıl geçti. Aradan 30 yıl geçti ama sen hala neysen olsun. Bir türlü şu eve ait olmayı beceremedin. Bir türlü Osman Kozan'a layık bir kadın olmayı beceremedin. Öyle mi? Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Sakın. Bir daha sakın buna yeltenme. Sen benim yatağımı terk edemezsin. Bir insan oğluna bunu neden yapar anlamıyorum. Ne istiyor o masum insanlardan? Cüneyt. Bak, babana hak veriyorum sanma. Ama onu da anlamaya çalış. Feride ile yaşadıklarınız... Bakma bana öyle. Olanlardan sonra babanın Bahar'a ve ailesine güvenmemesi gayet normal değil mi sence? Eylül, Feride ile Bahar aynı değil. Onun acısını Bahar'dan çıkartamaz. Tamam, haklısın. Ama sen de bir zamanlar bunun için gardını almadın mı? Hatırlasana. Şimdi de baban aynı gardı almaya çalışıyor. Evet. Oğlundan vazgeçerek yapıyor bunu. Aşağılayarak, evden kovarak. Osman Kozan'ın da tarzı bu. Böyle koruyor sizi. Yeni bir sayfa açtığımızı söylesek de... bazen geçmiş asılı kalır hayatlarımızda. Feride hiç aklına gelmiyor mu senin? Eminim geliyordur. Ama bir zamanlar aşkla andığın Feride'yi... şimdi nefretle hatırlıyorsun. Yaşadıklarımız bize geçmişi unutturmaz. Sadece hissettiklerimiz değişir. Babanın da duyguları değişecek. Hem belki... İleride Kemal'le de barışırlar. Ama düşünmek için zamana ihtiyacı var. Haklısın. Kısa bir süre önce seni böyle dudaklarından öpeceğim aklımın ucuna bile gelmezdi. Zaman her şeyi değiştiriyor.
değiştirdi. Hiç korkup çekinme Nazire. Senin yerine o lanet kınaya gidip bana ihanet eden ailem utansın. Senin utanmana sıkılmana gerek yok. Benim sana diyecek bir lafım yok. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın kızım. 1 milyonu hesabınıza geçtim Osman Bey. Hayırdır Osman Bey? Babamla ortak iş yapacaklardı ya. Hayırlı olsun o zaman. Yalnız bu böyle olmaz. Babamla da en kısa zamanda tanışmak isterim. O da işlerini halledip gelecek. Düğüne burada kalmayı istiyor. Evliliğinizi onaylıyor yani. Evet. Şimdi keyfim yerine geldi. Ne varsa sende var ya. Cüneyt erken çıktı herhalde. Bir toplantısı varmış. Şirkette buluşacağını söyledi. Mesaj atmış. Kahvaltıdan sonra ben de çıkayım hemen. O zaman birlikte çıkarız. Seni bir yere götürmek istiyorum. Babanın istediği teminatla ilgili olarak. Öyle mi? Nereye? Gidince görürsün. Hem oradan Cüneyt'i de ararız. O da gelir. Açsana şu telefonu Kemal ya. Açsana. Nazire, kahveleri salona getir. Herkes gitti. Bir güzel keyif yapalım. Handan, kızım. Ne oldu? Neyin var, ne oldu? İyiyim ben Zühre teyze. Dön bakayım. Sen hiç iyi görünmüyorsun. Anlat bakalım ne oldu? Çok kötüyüm ben Zühre teyze. Dayanamıyorum artık. Tamam, sakin ol, geçecek. Gururumu kırdı resmen. Evlenecek miymişiz bilmiyormuş. Bu söylenir mi Zühre teyze? Ben ona ne yaptım ki? Ama kabahat sende de var kızım. İnsan nişanlısının böyle açığını ortalara döker mi? Böyle olacağını bilemezdim ama. İnsan düşünüp taşınıp hareket eder. Bak babayla oğul birbirine girdi. Kıyamet koptu. Ben onun iyiliği için yaptım Zühre teyze. Geleceğimiz için yaptım. Bir an önce işinin başına geçsin diye. İyi de Mehmet Kemal başkasının lafıyla işe başlamaz ki. Onu hiç mi tanımadın kızım? Ama annemler de sorup duruyor düğün ne zaman, hazırlıklar ne alemde diye. Ben ne yapabilirdim Zühre teyze? Yani onların biricik kızıyım. Bir an önce mürüvvetimi görmek istiyorlar. Haklılar. Ama Mehmet Kemal de haklı. Ağlama. Geçecek. Barışacaksınız. Ben şimdi Mehmet Kemal'i arayacağım, tamam mı? Sahiden arar mısın? Tabii ararım. Gel, şöyle otur. Handan, ne yaptın? Ulaşabildin mi? Hayır, açmıyor ki. Ben de duyuramadım. Hadi bakalım, aramaya devam. Çalıyor. Hı? Açacaksın o telefonu Kemal. Açacaksın. Hı?
Yine yüzüme kapattı ya. Ya Kemal, keşke astaydın. Ya ne bileyim, önemli bir şey falan vardır belki. Yok. Ben sonra ararım. Öyle giderse bu iş iptal Kemal, haberin olsun. Sanıyorsun sen ya. Alsana. Niye kapattın telefonunu? Şimdi kimseyle konuşmak istemiyorum ya. Ondan. Sevgilin miydi arayan? Ya tabii beni ilgilendirmez ama. Değil. Sevgilim değil. Sevgilim yok benim. Avukatla konuş Nergis. Birazdan evrak şirkete gelir. Nazire! Nazire! Buyurun Osman Bey. Kapı. Ben siz çağırınca... Bak şu kapıya. Dinliyorum Nergis. Anam yine heyheyleri üstümde. İyi günler. İyi günler. Buyurun, kime bakmıştınız? Ben Zühre Hanım'la konuşacaktım ama. Ne konuşacaktınız ki Zühre Hanım'la? Nazire. Ya bağırıyor Osman Bey? Kapı için bağırmış. Abla, bu hanım sizinle bir şey konuşacakmış. Zühre Hanım. Buyurun benim. Feride'den haber getirdim size. Feride mi? Ne oluyor? Kim bu kadın? Nazire'nin komşusu mahalleden. Onun mahallesinden pek hayırlı bir şey gelmez ya. Uzatmayın fazla. İçeride konuşalım, buyurun. Bu taraftan. Anlat bakalım Emine abi. Nasıl benim Feride? Vallahi sokakta buldum yavrucağı. Kaldırımın kenarında bayıldı bayılacak halde. Aa, ne olmuş ki? Ne gelmiş başına çocuğun? Vallahi yalan konuşmayayım. Öncesine ait pek bir şey bilmiyorum. Allah Allah. Peki şimdi iyi mi? Nasıl? Ha? Ben onunla konuştuğum zaman iyiyim, kalacak bir yer buldum dediydi bana. Yokmuş Zahar. Ben bulduğumda perişan haldeydi. Kendinde değildi. Of. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Ah yavrum. Ah yavrum benim. Ya çok hastaydı. Öyle bir öksürüyordu ki. Her yeri yara bere içindeydi. Emine Hanım, kimse var mıydı yanında? Yoktu vallahi. Tabii. Biri olsa yanında, hı? Bir başına böyle perişan olur muydu? Bana anlattığına göre bir komploya kurban gitmiş, sokağa atmışlar. Üstü kapalı anlattı ama işte bu kadar bildiğim. Feride bu başına gelenleri kendi istedi. Selim denen adamın koynunda yakaladık onu. No, araları mı bozulmuş? Feride mi gönderdi seni buraya? Yok vallahi Selim diye biri. Yapayalnızdı kızcağız. Feride göndermedi. Ben kendim geldim Zühre Hanım. Feride sizden söz etti ama hiç kötü söz etmedi vallahi. Ben çok çaresiz kaldım. Tamam, kafi bu kadar. Feride ile ilgili daha fazla bir şey duymak istemiyorum. O sayfa çoktan kapandı.
zamanlar el üstünde tutardık Firde'yi bu evde. Hepimiz çok severdik. Ama o bize ve oğluma ihanet etti. Nasıl olur? Melek gibi bir kız. Hadi artık lütfen gidin. Ama ben şey için... Gidin ve bir daha da gelmeyin. Feride ile bizim hiçbir bağımız yok artık. Ablam ne olur. Çok perişan bulmuş kızı sokakta. Bu kışta kıyamette ne olur. Ya gidecek bir yeri de yokmuş. Kalmış ortada öyle. Ben de. Ne olur bir kere dinleyelim ha. Feride bizim çocuğumuz değil mi? Elimizde büyümedi mi? Ne olursa olsun hala canı kıymetli değil mi bizim için? Hiçbir merak etmiyorsun çocuğu. Bir gidip görüp gelelim ha. Osman Bey. Ben çıkıyorum. Tamam Osman Bey. Fazla uzamasın bu ziyaret faslı. Perişan durumdaymış. Karışmak gibi olmasın ama. Bir gelseniz iyi olur. Başına gelmeyen kalmamış kızcağızın. Bir de araba çarpmış. Ne? Çok bir şey olmamış. Birkaç sıyrık. Ama asıl hastalık kızı perişan ediyor. Öyle bir öksürüyor ki ciğerleri sökülecek sanki. Günlerce de aç kalmış. Ben bulduğumda cansız gibiydi. Selim diye biri olacaktı. Arayıp sormadı mı hiç? Vallahi ne Selim ne bir şey. Kimse yoktu. Yapayalnızdı kızcağızı bulduğumda. Yaprak gibi titriyordu zavallı. Ben de kıyamadım. Aldım eve götürdüm. İlgilendim. Ama işte hayat pahalı. Ben de dünyada bir başımayım. Kızın... Doktor masrafı, serumu, ilacı derken vallahi işte kurudum ben de. Hay Allah ya. Hani ilaç alacak param kalmadı. İşte varın düşünün gerisini siz. Gideceksek kıza verelim kadıncağıza götürsün. Ne dersin? Bilmiyorum. Sultan sen yine bakarak ol olur mu? Ben yeni evler arıyorum. Yetişemiyorum hiçbir şey. Tamam tamam. Aklımdasın Sevgi abla. Haydi kal sağlıcak. Güle güle. Günler. Buyurun. Sevgi Hanım siz misiniz? Evet. Girebilir miyim? Tabii buyurun. Siz iş için mi geldiniz? Pardon? Yani yardımcı mı arıyorsunuz evinize? Yok hayır. Ben Zühre Kozan. Mehmet Kemal'in annesiyim. Dağınıklığın kusuruna bakmayın ne olur. Oturun ayakta kalmayın. Ev hali işte. Ya, ama hala ayaktasınız. Buyurun lütfen.
Çayım taze, içer misiniz? Ya da kahve yapayım istiyorsanız. Gerekmez, sağ olun. Ama olmaz ki canım böyle kuru kuru. Lütfen oturun. Sizinle konuşmam gereken önemli şeyler var. Peki. Bir acı kahvemizi için sonra konuşalım. Gerek yoktu, zahmet ettiniz. Ama hala mantonuzda oturuyorsunuz. Alsaydım ben. Sağ olun, kalsın. Serin tabii. Kusura bakmayın. Bakın, ben misafirliğe gelmedim. Açıkça konuşacağım. Buyurun. Oğlum, nişanlısından ayrıldı kızınız için. Sizinle iki medeni insan gibi bu konuyu konuşmak için buradayım. Anlamadım Zühre. Handan'la uzun zamandır birlikteler. Yani dünkü ilişki değil onlarınki. Kızınızla ne yaşadı? İşler nasıl oldu da bu raddeye geldi, bu konuda bir fikrim yok. Ama bildiğim bir şey varsa... Oğlum Mehmet Kemal'i çok iyi tanıyorum. Handan'dan asla vazgeçmez. Kızınızsa onun için sadece 3 günlük bir heves olur. Sizden ricam... Gelin bu konuda işbirliği yapalım. Bu bana pek rica gibi gelmedi Zühre Hanım. Estağfurullah. Ben sadece çocuklarımızı koruyalım diyorum. Onlar genç, cahil. İleride önüne geçemeyeceğimiz şeyler olmadan önlememizi alalım aile olarak. Sevgi Hanım, siz de annesiniz. Beni anlayacağınızı umuyorum. Evet. Anneyim. Ama aynı zamanda insanım Zühre Hanım. Çocuklarımız dünyanın en güzel şeyini yaşıyor. Seviyorlar birbirlerini. Bu durumda bize düşen... Bu imkansız sevgiye bir dur demek. İki genç, masum insanın birbirini sevmesi imkansız. Öyle mi? Tam da söylediğiniz gibi. Onlar genç. Gençlik demek hata demek. Zühre Hanım, gençlik demek aynı zamanda samimiyet, içtenlik demek. İnsanlar sonradan böyle olur işte. Unuturlar. Sevgi Hanım, lafı daha fazla uzatmayı sevmem. Kocam, bunlardan haberdar olursa ailemiz darmadağın olur. O böyle bir şeye asla izin vermez. Tabii ben de. Elinizi vicdanınıza koyun. Oğlumun nişanlısı kızınız yüzünden intihara kalkıştı. Aman yarabbim. Nasıl peki şimdi? Zor kurtardık. Kocamın durumlardan haberi yok. Ama öğrenirse kan çıkar. Mehmet Kemal'i evlatlıktan reddeder. Beni anlıyorsunuz değil mi? Peki benden ne istiyorsunuz? Kızınızla konuşun. Gerçekleri görmesini sağlayın. Ve oğlumdan uzak tutun yeter. Beni anladığınızı umuyorum. Kızınız Kemal için bir heves değil de gerçekten bir aşk bile olsa Bahar'ı gelinimiz olarak kabul edemeyiz. Eğer kızınızın bir ömür mutsuz olmasını istemiyorsanız kızınızla konuşun, bu ilişkiyi bitirmesini söyleyin. Çünkü Kemal yaza Handan'la evlenecek.